Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Biyoloji videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bu videomuzda neler var? Bu videomuzda hocam canlıların yapısında bulunan inorganik ve organik bileşiklerden bahsedeceğiz. Arkasından inorganik bileşik nedir deyip tanımlayıp inorganik bileşikleri sayacağız. Sonra ilk inorganik bileşiğimiz olan sudan bahsedeceğiz. Suyun genel özelliklerini konuşacağız. Kohezyon, adezyon ve yüzey gerilimi kavramlarından bahsedeceğiz. Evet, canlıların temel yapı ve görev biriminin hücre olduğunu daha önce söylemiştik hocam. Hücrelerin atomlardan, atomların moleküllerden meydana geldiğini konuşmuştuk. Şimdi biz canlıların bünyesindeki bu atomların da bir araya gelerek inorganik ve organik bileşikleri meydana getirdiğini, canlıların da bu inorganik ve organik bileşiklerin bir araya gelmesiyle oluştuğunu biliyoruz. O zaman biz canlının yapısına baktığımızda bu canlının yapısındaki inorganik bileşikler ve organik bileşikler neler? Bir bunların isimlerine bakalım. İnorganik bileşiklerimiz su, mineral, asit, baz ve tuz. Yabancı bir kelime yok. Günlük ifadeler. Evet. Organik bileşiklerimiz yine dilimize bir şekilde hani aşina olduğumuz ifadeler. Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, nükleik asitler, enzimler, ATP ve hormonlar. Şimdi fazla gibi gözüküyor ama biz bu konu başlıklarının hepsini ayrı ayrı işleyeceğiz. Olabildiğince sadeleştireceğiz ve soru bazlı konu işleyeceğiz. Peki organik ve inorganiğin farkı nedir hocam? Şimdi farkına geçeceğim hocam. Ben çok aceleci bir öğrenciyim. Bir iki dakika sonra geçeceğiz. Tamam. Şimdi biz önce bir bu saydığımız bu kadar kalabalık şey bizim ne işimize yarayacak veya soru dilinde karşımıza nasıl çıkacak o sayfaya bakalım. Şimdi ben bu bütün moleküllerin hepsini görevlerine göre şöyle bir düzenledim. Tamam. Bunların içerisinden yapıcı onarıcı olanlar var, düzenleyici olanlar ve enerji verici olanlar var. Yapıcı onarıcı olanlar özellikle proteinler, yağlar, karbonhidratlar, mineraller ve su. Ne demek yapıcı onarıcı? Mesela elimi bıçakla kestim, oranın iyileşmesi gerekiyor. İşte orayı yapan, onaran, saçımın uzamasını sağlayan, tırnağımın uzamasını sağlayan şeyler. Düzenleyici olanlar var. Beni dengeye ulaştıran şeyler. Mesela bunların en başında su. Çünkü ne zaman su içiyoruz? İşte terlediğimizde, ısındığımızda bizi bir dengeye ulaştırmasını istiyoruz. Metabolizmayı toparlıyor. Aynen öyle. Minerallerimiz var. Proteinlerimiz yine burada da görev alıyor ve vitaminlerimiz var. Bunlar içerisinden enerji verenler ise sadece 3 tane. Karbonhidratlarımız, yağlarımız ve proteinlerimiz bizim günlük ATP ihtiyacımızı karşılayan moleküller. Ve bu maddeler içerisinde de hocam bizim enerji üretiminde kullanım sıramız var. Yani benim vücudumda şu anda diyelim ki eşit miktarda karbonhidrat var, yağ var ve protein var ve Nebahat Hoca konuşacak. Konuşabilmesi için ATP'ye ihtiyaç var ya, hangisini alıp da kullanıyorum en başta? Karbonhidratı. Onu bitirirsem ancak ve ancak yağa geçebiliyorum. Onu bitirirsem ancak ve ancak proteine geçebiliyorum. İşte aslında bu da bize neyin güçlüğünü çıkartıyor? Kilo vermenin güçlüğünü çıkartıyor. Yani, keşke ilk önce yağdan kullansak. Keşke öyle bir nimet olsaydı ama biz önce ne yapıyoruz? Günlük yediğimiz besinleri yakıyoruz. Önce karaciğerdeki karbonhidratı bir parçalıyoruz, tüketiyoruz. Ancak o biterse yağa geçiyoruz ki o da çok ciddi sabır isteyen bir şey. Ondan dolayı zaten alıyoruz, veremiyoruz. Enerji verim sırasına bakıyoruz şimdi. Diyelim ki yine aynı moleküllerden, aynı gramda benim vücudumda yağ var, protein var ve karbonhidrat var. Bunlar içerisinde yağı yaktığımda açığa çıkan ATP en fazla. Yani en çok enerji veren hangisi? Yağ. Ya. Ama ilk sırada yağ mı kullanıyorsun? Hayır. Bunlara önem veriyoruz biz. Aslında süper olurmuş yani. Evet. İlk yağı kullansak böyle bir sürü enerjimiz var. Yiyoruz, içiyoruz, problemsiz. Ama yağın farklı bir özelliği var. Ondan dolayı o da. Sonra enerji verim sırasında ikinci sırada proteinlerimiz yer alıyor. En son üçüncü sırada karbonhidrat. En az enerji kimden elde ediyoruz? Karbonhidratlardan. Ama karbonhidratı ilk sırada kullanıyoruz. O zaman kullanım sırası ve enerji verim sırası bizim için önemli. Sorularda da karşımıza zaten çıkacaktır. Biz canlıların yapısında bulunan inorganik bileşikler bir diyelim. Tanımını yapalım. Sonra suyla devam edelim hocam. İnorganik bileşik dediğimizde bir kere canlılar tarafından üretilmediğini bileceğiz. Üretemiyorum ben bunu. Mesela doğru şu an hocam. Tabii suya ihtiyacım var. Susadım. Hadi kendi kendime su üreteyim. Yok böyle bir şey. Dışarıdan hazır olarak almak zorundayım. Bu ifade soru diliyle çıkar karşıma. Dışarıdan ben bunu hazır olarak alacağım. Yapısında genellikle karbon ve hidrojeni birlikte bulunduramaz. Hemen örneğini verelim. Su demiş miydik az önce? Demiştik. H2O değil mi hocam? Hidrojen var, oksijen var. Bak kim yok? Karbon yok. O zaman genellikle karbon ve hidrojeni bir arada bulunduramayan bileşiklere biz inorganik bileşikler diyoruz. Küçük yapılı moleküller,
Eğer bir şey küçükse sindirilmesine gerek yok. Zaten yeterince küçüktür. Eğer bir şey küçükse ve zaten sindirilemiyorsa hücre zarından kendiliğinden geçer. Bu ifadeleri de yine böyle güzelce çivilememiz lazım. Çünkü ileride bilgiymiş gibi çıkmasın karşıma. Burada net konuşalım. Bir molekül küçükse sindirmemize gerek yok. Sindirmeye gerek yoksa hücre zarından doğrudan geçer. Peki inorganik bileşikler enerji verir mi? Hayır. Enerjiden kastım ATP. Ben suyu tükettiğimde ondan doğrudan ATP elde edemiyorum. Peki niye ihtiyaç duyuyorum? Yapıcılar, onarıcılar, düzenleyiciler. Yani benim vücudumda bir işe yarıyorlar bunlar doğrudan ATP vermeseler de. Nedir inorganik bileşiklerim? En başta su, sonra mineraller, asitler, bazlar ve tuzlar diyeceğiz hocam. İlk inorganik bileşiğimiz mübarek suyla başlayacağız. Su nedir? Canlılar için önemi nedir? Neden bizim için olmazsa olmazdır? Bunlardan bahsedeceğiz. Coğrafya dersi de olsa, fizik dersi de olsa, biyoloji dersi de olsa su bizim için yaşam kaynağıdır. Bu ifade hiçbir zaman değişmez hocam. İlk başta yer alan özelliğimiz budur. İnsan vücuduna baktığımızda vücudumuzun yaklaşık %70-%90'ı su. Yine dünyaya baktığınızda zaten dünyanın birçok yeri suyla kaplı olduğunu biliyoruz. İyi bir çözücüdür su. Birçok molekülü içerisine bıraktığımızda kendiliğinden onu çözer. Ve kanın karışımına baktığımızda kanımızın plazma sıvısı dediğimiz kısmının neredeyse %90'ı sudur. Yani su bizim için vücudumuzda ciddi bir yer kaplıyor. Buna dikkat edeceğiz. Akışkanlığı sağlamak zorunda. Akışkanlığı sağlayacak. Stoplazmada da bol miktarda su tabii var. Tabii ki. Değil mi? Madde taşınmasında görev alacak. Hocam en basitinden rahatlamak istiyorsun, kederlendin, ağlıyorsun. Yani su yani. Onun dışında boşaltım atığı diye adlandıracağımız metabolizma sonucu açığa çıkan zehirli maddelerin seyreltilmesi ve vücuttan atılmasında su doğrudan görev alır. Hemen örneklerini verelim ki ifade havada kalmasın. Mesela terleme bir boşaltım ürününün dışarı atılma şeklidir. Yoksa sıcakladım ben ay terliyorum değil. Dışarı atman gerekiyor. Tabii bir şeyler var. Yine idrar oluşturmada suyun bize yardımcı olduğunu gösteriyor. Besinlerin sindirimlerinde görev alıyor. Yani biz sürekli katı besin tüketsek de aslında vücudumuza aldığımız su molekülleri onların hidroliz edilmesinde, parçalanmasında görev alıyor. Ve bizim vücudumuzda normal metabolik faaliyetlerin devam edebilmesi için mutlaka enzimlerin olması gerekiyor. Bir ortamda enzimin çalışabilmesi için de en az %15 su olmalı. Bunu biz enzimler konusunda da bir kez daha konuşacağız. Yani ben bir ortama diyelim ki bir madde koydum, o maddeyi de sindirecek enzim koydum. Ortama en az %15 su koymasam o madde, o enzim tarafından sindirilmez. Mesela bunun basit örnekleri var. Doğada yüzyıllar boyunca çimlenmeden kalabilen canlı tohumlar var. Çünkü hiç su gelmedi. Evet. Ya da tohum deyince zaten aklımıza hani böyle biraz kuruya yakın bir şey geliyor ya. Eğer siz onu kuru bir şekilde muhafaza ederseniz uzun yıllar çimlenmeden kalabilir. Ama biraz nemlenirse bozulur. Mesela şeyde evdeki bakliyat. Ne yapıyoruz? Biraz nemlendiğinde bozuluyor. Ama kuru kalırsa uzun yıllar muhafaza edebiliyoruz. Çünkü içerisindeki su miktarını %15'in altına düşürerek aslında bakterinin orada üremesine aman vermemiş oluyoruz. Evet, terleme ile yine vücut ısısının dengelenmesinde su görev almış olacak. Buradan birazcık hikaye tarzı sorular karşımıza gelebilir. Yeni nesil diye adlandıracağımız sorular karşımıza gelebilir. Bunu büyükler de çok söyler aslında. Mesela hastalanırız, kış gelecek. İlla grip olacağız, illa ağır hani böyle yatağa döşeye düşeceğiz. Büyükler ne der? Yat, terle, atlatırsın. Evet. Ya bu terlemenin hükmü ne? Yani yalnız niye bu kadar önemli bir şey? Biz de büyüyüz artık hocam. Yani biz de büyüyüz. Biz o zaman küçüklerimize söylüyoruz. Diyoruz ki yani dolaşma ortalıkta, yat, dinlen, terle. Bak göreceksin hani vücut ısın normale ulaşacak. Şimdi vücut ısımız bizim normalin üzerine çıktığında yani 36.5'un üzerine çıktığında vücut ister istemez buna karşı bir reaksiyon gösteriyor. Ve sen istesen de istemesen de aslında terlemeye başlıyorsun. Evet. Yani sen vücuduna hadi Nebat sen bir terle de şu vücut ısın bir optimize olsun demiyorsun ki. Kendiliğinden bir terleme durumu söz konusu oluyor. Terleme dediğimiz şeyde de aslında sıvı halde bulunan su bir yerde neye geçmiş oluyor? Buhar hale. Arkadaşlar bileceklerdir. Bu endotermik bir tepkimedir. Yani ısı alan bir tepkimedir. Su ısıyı nereden alıyor hocam? Vücudumdan alıyor. Evet. Ve benim vücut ısımı tekrardan ne yapıyor? Optimize ediyor. Mükemmel bir hikayesi var aslında. Ve soru dilinde de bu şekilde karşımıza artık çıkıyor. Tamamdır. Başka ne işe yarayacak su? Biz suyun öz ısı yüksektir diyoruz. Nerede diyoruz hocam? Fizikte diyoruz. Yani fizik öğretmeniniz böyle söylüyor. Öz ısı ne demek? Tabi arkadaşların bunun tanımını biliyor olması lazım ki bilgileri meç edebilsinler. Öz ısı herhangi bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 santigrat derece arttırabilmek için gerekli olan toplam enerji miktarı. Bir biyoloji olarak ben böyle tanımlıyorum. Şimdi tanımı suyun, doğru zaten. Evet, suyun öz ısı yüksek olmasının bizim için avantajı ne? Mesela Akdeniz deyince aklımıza ne geliyor? Ilıman bir iklim geliyor.
gerekiyor. Çünkü orada olabildiğince işte denizellik etkisi söz konusu. Suların karalara nazaran daha geç ısındığını, daha geç soğuduğunu biliyoruz. Bu da o ortamda bir Akdeniz ikliminin oluşmasına yardımcı oluyor. Hı-hı. Ve orada biyoçeşitliliği sağlıyor. Bu da bize bir avantaj olarak dönüyor. Aynı zamanda su katı hale geçtiğinde, yani buz haline geçtiğinde hacmi artıyor. Küçükken yaptınız mı böyle kutunun içine yoğurt koyup dondurma yaptınız mı hocam? O nasıl koyduğunuz haliyle kalmıyor. Yok, bunu ben hepiniz... şey denedim hocam. Benim zamanımda öyle yoğurtlar olmadığı için benim küçüklüğümde pet şişe gibi şeye su koyup sürekli olarak bakardım. Kapağı hafiften böyle gerilirdi, şey yapardı. Evet. Patlamazdı ama cam şişe koymaya korkardım, o kırılır diye. Ama hemen hepimizin iyi kötü bir deneyimi var bununla ilgili. Yani sulu bir çözeltiyi biz buzluğa attığımızda ister istemez onun hacminde bir artış durumu söz konusu oluyor. Normalde kimyacı arkadaşlar benden daha iyi anlatacaklar zaten bunu. Böyle bir durum diğer maddeler için çok da geçerli, evet, bir şey değil, söz konusu değil. Ama suyun kendisine ait böyle güzel bir özelliği var. Bize avantajı ne, canlıya avantajı ne? Hacim arttığı zaman ister istemez yoğunluk ne yapıyor hocam? Azalıyor. Çünkü D eşittir M bölü V diye bir formül var. O formülde bir denge söz konusu. Şimdi yoğunluk azaldığında düşünün, kocaman bir okyanus, üstü buz tutmuş ve parçalar halinde buz kütleleri var. Eğer o parçalar halindeki buz kütleler dibe çökmüş olsaydı, dipteki fotosentetik canlıları yok etmeye başlardı. Doğru. Çünkü ısı ortamı değişiyor, içerisi olabildiğince soğuyor ve canlı o soğuk ortamda yaşayamıyor. Eğer dipteki fotosentetik canlılar yaşamını yitirirse aslında o okyanusun içerisindeki, ekosistemin içerisindeki tüm canlılar zamanla yaşamını yitirirler. Hatta dünya üzerinde de, çünkü oksijenin çoğunu oradan elde ediyoruz. Aynen zaten. Öyle, alplerden elde ediyoruz çoğunu, fotosentetik canlılardan elde ediyoruz. Doğal olarak bu özellik de aslında bizim yaşamımızı olabildiğince kolaylaştırıyor ve bize pozitif yönde katkılar sunuyor. Sadece biz yokuz doğada, bitkiler de var ve bitkilerin toprağa bağlı olduğunu, onların köklerinin olduğunu, topraktan su ve mineral aldığını biliyoruz. Hı-hı. Şimdi topraktan mineral alacak ama minerali hadi gel bakalım magnezyum ben seni almak istiyorum diyemiyor. Hı-hı. Mecbur neyle almak zorunda? Suyun içerisinde çözülmüş olarak almak zorunda. O yüzden bitkilerin kökleri yardımıyla topraktan mineral ihtiyacı alabilmesi için de bizim için su gereklidir diyeceğiz. Çok fazla bitki diye saymasak da, canlı diye görmesek de işte piknik zamanı dışarı çıkıyoruz, kırlara gidiyoruz, sahile gidiyoruz. Küçük küçük çimlerin üzerine basıp basıp geçiyoruz. Hı hı. Biz çimin üzerine bastığımızda çim kendiliğinden ne yapıyor? Biz ayağımızı kaldırdıktan sonra tekrar kalkıyor. Biraz zaman alsa da böyle bir hikayesi var onun da. Şimdi çimin üzerine bastım, ezdim onu, ayağımı kaldırdım, çim. Atıyorum 5 dakika sonra tekrardan dikildi, ayağa kalktı. Kimin sayesinde? Suyun sayesinde. Hmm. Çünkü su o ortamda bir basınç meydana getiriyor ve biz bu basınca turgor basıncı diyoruz. Turgor basıncı sayesinde bitkilere mekanik destek verir ifadesine dikkat etmemiz gerekiyor. Fotosentez olmazsa olmazımız. Fotosentez yapan canlılarda su bizim için hidrojen kaynağıdır. Aynı zamanda suyun hidrojenini bitki alırken oksijenini nereye veriyoruz? Bize. Atmosfere, yani bize ve bizim gibi oksijenli solunum yapan canlılara. Ben aslında atmosferden oksijen alırken onun temelinde neyin olduğunu biliyorum? Suyun olduğunu. Suyun olduğunu biliyorum. Suyu bitki kullanarak bana oksijen vermiş oluyor. Evet, su deyince hocam karşımıza çıkacak olan tanımlardan bir tanesi de kohezyon tanımı. Kohezyon tanımını yine arkadaşlarımız fizik dersinde duyacaklar. Nedir kohezyon dediğimiz şey? Su moleküllerinin birbirlerine hidrojen bağıyla bağlanması durumudur. Bu su molekülünün tanecik halinde, damla halinde tutunmasına yardımcı olur. Yine ağlamaktan örnek verelim biz. Ağladığımızda ne diyoruz? Gözyaşı damlaları diyoruz değil mi? Damlalarım tane tane düşüyor böyle yere. O gözyaşı damlalarının birbirini tutması, böyle ırmak gibi akmıyor, dere gibi akmıyor. Damlacık damlacık birbirini tutmasına biz kohezyon kuvveti diyoruz. Ve bu suyun dağılmasına engel olacak bir kuvvettir diye siz ifade ediyoruz. Siz çok ağlamamışsınız hocam. Bazen burada yol oluyor artık. Öyle mi? O zaman adezyondan bahsedelim hocam. Adezyon dediğimiz şey de su molekülünün yabancı bir cismi tutması. Kohezyon su molekülünün su molekülünü tutması. Adezyon su molekülünün yabancı bir cismi tutması. Burada neye örnek verebiliriz? İşte yaz aylarında hepimiz yanımızda bir su şişesi dolaştırıyoruz mutlaka. O su şişesinin üst kısmına baktığımızda hani birkaç yudum aldıktan sonra yukarıda böyle damlacıkların pet şişeyi tuttuğunu görürüz. Evet. O damlacık yer çekimine rağmen aşağıya kayıp düşmez. Doğru. Ya da araç kullanırken daha çok dikkat ederiz. İşte yağmur yağıyordur. O yağmur suları ne yapar? Ön cama tutunur. Yani. Evet. İşte biz buna adezyon kuvveti diyoruz. Tamam da ne işime yarayacak adezyon kohezyon
adezyon biyolojide benim. Bu adezyon ve kohezyon kuvveti dediğimiz şey sayesinde bitki kökleriyle almış olduğu su ve minerali metrelerce yükseklikteki ağaçların en uç kısmına kadar taşıyabilecek. Yani 100 metrelik bir ağaç düşünün mesela. O 100 metrelik ağacın en tepesindeki yaprak suyunu kimden istiyor? Topraktan istiyor. Evet. Toprak onu nasıl ulaştıracak kendi başına? Ulaştıramaz. İşte su molekülleri hem kendi aralarındaki çekim kuvveti hem de suyun çepere yapmış olduğu o tutunma kuvveti sayesinde birbirlerini yukarı doğru aslında tırmandırmış olacak. Ne hayal edebiliriz? Kuyuya düştük 5 arkadaş. Siz yukarı çıktınız, el attınız bana, beni çekiyorsunuz. Ben aşağıdakini çekiyorum, o aşağıdakini çekiyor. Bu sayede hepimiz yukarı doğru tırmanabiliyoruz şeklinde bize katkı sunacak. Bunun dışında bir özelliği daha var kohezyon kuvvetinin. Kohezyon kuvveti su moleküller arasındaki bu hidrojenin çekim kuvvetiydi ya. Bu çekim kuvveti öyle bir ciddi anlamda kendi içerisinde bağ kuruyor ki suyun yüzeyi böyle çarşaf gibi geriliyor. Evet. Hani deriz ya deniz böyle çarşaf gibi. Aslında gerçekten çarşaf gibi geriliyor ve enteresandır bazı böcekler suyun yüzeyinde batmadan su yüzeyinde yürüyebilir. Evet. Biz buna yüzey gerilimi diyeceğiz. Soru da hikayesiyle karşımıza çıkacak. Diyecek ki böceklerin suyun yüzeyine batmadan yürüyebilmesi noktalı virgül öncüller gelecek karşıma. Suyun hangi özelliği hocam? Kohezyon kuvveti özelliği. Biz buna yüzey gerilimi diyeceğiz ve yüzey gerilimi olarak da karşımıza çıkacak. Şimdi gelelim birazcık daha yeni nesil sorularda karşımıza çıkabilme ihtimali olan ifadelere. Ben bunu soru cevap şekline dönüştürmek istedim. Yani doğrudan bir soru yazmak istemedim bununla ilgili. Yani baktığımızda reçel hemen hepimizin kahvaltı sofrasında olan bir şey. Şimdi ilk reçeli kim yaptı acaba? Ya da niye yaptı? Ya adamın derdi neydi ki çileği götürdü, kaynattı içine bilmem ne kadar. Şeker de pahalı bir şey şimdi hocam. Şeker koydu. Onu belli bir kıvama getirdi. Yok işte kavanozun içine koydu. Ağzını kapattı bilmem ne. Yani insanları buna iten ne olmuş olabilir acaba? Sizce niye reçel yapmıştır birisi? Yemek için. Tamam ye hocam. Yani mesela çileği ye. Niye reçel yiyorsun? Ama pişince tadı daha güzel oluyor. Ya illa ben bunu pişireyim. Niye tuz koymamış da şeker koymuş? Yakışmamış. Deneme yanılma bence. Tuz koymuş bakmış olmuyor. Böyle şeker koyayım. Tamam çok güzel. Oldu. Diyelim ki siz ilk kez reçel yaptınız. Tamam yandınız şaştınız. Dediniz ki ya ben de reçel yapabilirim. Niye yapamayayım ki yani? Ben kocaman vural hocayım dediniz. Ve ilk kez reçel yaptınız. Kavanozladınız. Ağzını kapattınız. Atıyorum aradan 20 gün geçti bir açtınız bozulmuş. Çok üzülüyorum. Ne yapmış olabilirsiniz acaba? Bir o kadar acaba emek vermişsen. Evet kaynattım, uğraştım, ağzında didindim. Ağzında hava almasını engelleyememiş olurum. Bu olabilir. Yani. Kıvamını ayarlayamamış olabilirsiniz hocam. Evet. Yoğun olmamış olabilir. Yoğunluğa geleceğim. Neden insanlar turşu yapmıştır? Niye ben salatalığı doğrudan yani yemiyorum da içine? Ya da hadi diyelim ki salatalığı doğradım. Sarımsağı da doğrasaydım. Üzerine bir kaşık sirke koysaydım. Al sana işte sarımsaklı sirkeli salatalık. Niye ben bunun turşusunu yaptım? Düşünelim. Çünkü orada bir olay gerçekleşiyor böyle. Turşuyu beklettiğimiz aşamada suyu çekiyor, tuzu çekiyor. Turşu tam şu an ağzım sulandı anlatamıyorum. Evet. Turşu tam kıvamına geliyor. Evet, daha eskiye götüreceğim ben şimdi sizi. Daha eskiye. Yani buzdolapları çıkmadan önce, dondurucular çıkmadan önce insanlar birçok gıdalarını kurutarak saklarlarmış. Evet. Hatta et dahi kurutarak saklanırmış. Böyle askılar yaparlarmış. Oraya etleri asarlarmış, kuruturlarmış, olabildiğince kuru olan şeyleri torbalarlarmış ve torbalayarak saklarlarmış. Geleceğim buraya hocam, buraya geleceğim. Mesela salça yapımında da böyledir. Güneydoğullar bu işin tabii piridir, biz çok fazla bilmeyiz ama salçayı torbalarlar. Ve genellikle şöyle bir ifade vardır, iyi torbalanmış katı salça uzun ömürlüdür. Mesela benim Antepli bir arkadaşım vardı, bana salça getirmişti. Ben neredeyse 2 yıldan fazla kullandım hocam onu. Ve belli şeylere kullanıyordum ama o kadar böyle kıvamı yoğun bir salçaydı ki taş gibi. Neden bu kadar katı salçaların ömür uzunken böyle birazcık daha sıvıya yakın buzdolabına koymamıza rağmen salça bozuluyor, buraya geleceğim. Konserve yaparken hiç annenizi seyrettiniz mi bilmiyorum ya da yaptım hocam ne demek çok güzel, yani çok güzel. Hocam her işin bir aslında böyle püf noktası vardır. Konservede de mesela ben tabii annem yaparken çok dikkat ederdim. Böyle ağzına bir tatlı kaşığı tuz koyar, ağzına öyle sıkıca kapatırlardı. Hı-hı. Ya nedir ya? Bu insanlar bunları nereden biliyorlar? Niye yapıyorlar? Neye hizmet ediyorlar? Bir ona bakalım. Şimdi biz reçel yaptık. Turşu yaptık değil mi hocam? Hı-hı. Reçel yaparken de turşu yaparken de aslında büyüklerimizin yani atalarımızın niyet ettikleri şey şuymuş. Çileği ben neredeyse mevsiminde yesem bir ay falan yerim. Hı-hı. Değil mi? Kışın çilek yeme şansın var mı? Yok. O dönemde yok. Ne yapıyorum?
kışa saklıyorum onu. Turşuyu da öyle yapıyorum amaç aslında. Amaç saklamak doğru. Amaç saklamak. Turşuyu da öyle yapıyorum. Birazcık daha uzun zamanlara yayarak onu, o besini tüketmeye ve aslında belki yılın her ayında o besinden bir şekilde nemalanmaya çalışıyorum. Ama bunu yaparken de işte içine tuz atıyorum, içine sarımsak koyuyorum, içine... Neden biliyor musunuz? Aslında su miktarını azaltıyorum besinlerin. Reçeli kaynattım. Yani işte çileği kaynattım, vişneyi kaynattım. İçine şeker koyarak aslında onun kıvamını arttırıp su miktarını %15'in altına çekiyorum. Niye? Enzim çalışmasın. Enzim çalışırsa bakteri ürer orada. Doğru. Bakteri ürerse ben o besini uzun bir süre muhafaza edemem. Reçeli de bunun için yaptım ben hocam. Turşuyu da bunun için yaptım. Eti kuruttum. Kurutmak. Aynen. Suyu uzaklaştırdım. Uzun süre ben o besini muhafaza edebildim. Salça yaptım. Torbaladım. Suyu uzaklaştırdım. Besini uzun süre muhafaza ettim. Konservenin ağzına tuz ekeledim. Olur da konserve şişesini böyle dikersen katı madde aşağıya çökecek. Su ne yapacak? Yukarıya doğru çıkacak. İşte o yukarıdaki suyu emsin. Tuz o ortamda bir optimizasyon sağlasın ve ortamın su miktarı azalsın ki ben yine tekrar ediyorum, enzimlerin çalışabilmesi için olanak sağlamayayım ve bakteriler orada çoğalmasın. Salçada ve ette bunu anladım ama turşudaki tuz miktarını arttırmanın sebebi de su oranını. Su oranını azaltıyoruz. Şey tabii yapmak. Ki. Peki, yoğunluğu arttırıyoruz aslında evet, orada hocam. Doğru. Çok teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Gene bizim için çok bilgilendirici oldu. Sevgili arkadaşlar, eğer kanala abone değilseniz hemen abone oluyorsunuz. Bildirimlerinizi açıyorsunuz çünkü biyolojiden sürekli olarak yeni videolar gelecek. Haberiniz olsun. Görüşmek üzere.